Gelelim Mehmet Şimşek meselesine. Şimdi yeniden refah meselesinde büyük patladılar. Tam TRT'yi böyle kameraları kurmuşlar. Fatih Erbakan anlatıyor. Pat birdenbire kendi logomuz, müstakil partimiz desteklemiyoruz falan. Pat yayın kesildi biliyorsunuz. TRT videosu bir anda havaya uçtu. Ama Mehmet Şimşek daha da büyük patladılar. Ben dün TV yüz yayınında şaşkınlıkla izledim olup bitenleri. Şimdi bakın ne oldu biliyor musunuz? Şu meseleyi bir böyle hani hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılı bir anlamaya çalışalım. Önce bir fısıltı gazetesi hayata geçti ve Mehmet Şimşek'le AK Parti'nin bazı fotoğrafları gündeme geldi. E, o fotoğrafları gösterecek şimdi Efe. Nereden aldık bu fotoğrafları? Abdurrahman uzun videosunda koymuş, biliyorsunuz ünlü bir siyaset uzmanı var. E, şey, e, doğal gaz şeylerini Valalarını e, e, açın efendim falan ha evet evet bakın bir fotoğraf bu mesela Erdoğan ve Şimşek neden bir araya geldi enerji yatırımları sırasında arkasından bir törende bir tane daha var üç tane fotoğraf var Mehmet Şimşekle evet bir de yine başka bir törende sürekli olarak böyle yan yana fotoğraf vermeye başladı Mehmet Şimşekle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkasından bu fotoğraflar gelmeye başlayınca birdenbire bir tevatür yayıldı acaba Mehmet Şimşek AK Parti'ye geri mi dönüyor? Ekonomi yönetiminin başına mı getirilecek? Sonra bunu kimi köşe yazarları dinlendirdi? Arkasından geçtiğimiz günlerde Reuters Haber Ajansı, Uluslararası Reuters Haber Ajansı'na ismini vermek istemeyen ismini vermek istemeyen iki AK Partili yetkili bir demeç verdi. Bunların isimleri yok ama piyasada. Ve bu demeçte denildi ki Mehmet Şimşek ile Erdoğan arasındaki görüşmeler çok olumlu ilerliyor. Ee, AK Parti kendi özgün ilkelerine dönüyor. Kuruluş genetiğine dönüyor. Neydi o? Liberal politika, işte efendim batı ekonomileriyle eklemlenme filan gibi demokrasi, işte efendim adalet falan gibi konular. Bunlara geri dönüyor. Hatta seçim beyannamesinde tamamen Mehmet Şimşek'in bakış açısıyla ve ilkeleriyle bir ekonomi programı kaleme alındı. Bugün yarın bu işbirliği açıklanacak. Hadi bir anda çarşı karıştı. Neden? Çünkü Mehmet Şimşek herhangi bir isim değil bakın. Mehmet Şimşek hem AK Parti açısından hem AK Parti seçmeni açısından ama daha da önemlisi uluslararası piyasalar İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri e, hepsi açısından çok önemli ve kritik bir isim. Birazdan size Mehmet Şimşek kimdir diye kısa bir e, bilgi de geçeceğim. E, şimdi bu Mehmet Şimşek'le bu fotoğraflar ve bu haberler yaygınlaştırıldı ve beklenti yükseltildi yükseltildi. Yetmedi. Yetmedi. Dün akşam bizim işte TV yüzde yayında olduğumuz saatlerde birdenbire bir flash haber basına sızdırıldı. Denildi ki Mehmet Şimşek AK Parti Genel Merkezi'nde. Bakın bu muazzam bir haber. Yani Mehmet Şimşek'in kalkıp AK Parti Genel Merkezi'ne gelmiş olması daha da enteresanını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyeden çıkıp Kimselerle görüşmek için hiç gelmediği, vekillerin doğru düzgün yüzüne bakmadığı, teşkilatla e, oldukça mesafeli ve sert bir ilişki ilişkiyi e, e, sürdürdüğü AK Parti Genel Merkezi'nde kalkıyor. Gecenin bir saatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Ön kapıdan giriliyor Mehmet Şimşek. Şimşek de ön kapıdan giriliyor. Bakın oraya bir kürsü kuruluyor. Görüyorsunuz değil mi? Nota şeyiyle böyle bistro gibi önüne mikrofonlar takılıyor. Bütün medyaya haber veriliyor. Bütün televizyonlar flash flash Mehmet Şimşek Ak parti geldi geliyor vesaire. Ve böyle bir tabloda büyük bir beklenti yaratılıyor. Ben dedim ki TV yüzde bu fotoğraf göndere. Şaşkınlıkla izliyorum çünkü benim bildiğim Mehmet Şimşek'e yakın kaynaklarla ben konuşuyorum ve iyi konuşuyorum yani. Bildiğim bu teklifi reddetti Mehmet Şimşek ve reddedecek. Kesinlikle düşünmüyor aktif siyasete geri dönmeyi. Hele ki AK Parti'ye geri dönmeyi. Çünkü zaten Mehmet Şimşek'in kendi ilkeleri diye gündeme getirdiği konuları AK Parti'nin yapmasına imkan yok. Bakın 32. günde Hilmi Hacıoğlu'nun röportajını bulun. 2015 yılında bir röportaj veriyor Mehmet Şimşek. Bu, o röportajda yapısal reformlar diyor, ortodoks ekonomik politikalar diyor. Ondan sonra enflasyonun mücadele edilmesi lazım diyor. Mutlaka diyor adaletin, demokrasinin güçlendirilmesi lazım diyor. Bu şekilde bu büyüme kalıcı olmaz. Bu yapısal reformlar sürekli olarak devam etmek zorundayız diyor. Sadece inşaatla bu iş olmaz. Arge yatırımlarını değiştirmemiz lazım diyor. Türkiye'nin e, teknolojik çağ eklemlenmesi ve üreten bir ekonomiye dönüşmesi lazım diyor. Yabancı sermaye diyor. E, IMF'ye gitmeyiz ama bu meseleleri çözmek için kaynak yaratmamız lazım. Bunu da uluslararası finans piyasalarından yaratmamız lazım diyor. Anlatıyor da anlatıyor. Peki bugün Türkiye ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Yapısal reform diye bir şey kalmamış durumda. Türkiye'yi dünyada rekabetçi hale getirecek olan eğitim tamamen bitti. Türkiye'nin üç tane uluslararası itibarı olan üniversitesi vardı. Üniversiteler tamamen bitti. Yetmedi var olan üniversiteleri de kapattılar zaten deprem diye bahaneyle. E, ifade özgürlüğünün, öz, sosyal medya paylaşımlarının hepsinin önüne geçildi. En son engelli ve engellendi. Ekşi sözlük kapalı. Kim iki satır bir şey yazsa kapı çalınıyor selam biz geldik diye. Emniyet görevleri. Basın susturuldu. Rütük sürekli olarak demokrasinin kılıcı gibi bir grup medyanın tepesinde. Ee, işte yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müktesebatına son derece aykırı uygulamalar yapıyor, yapılıyor. Bir tarafta Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular, hak başvuruları tavan yapmış vaziyette. siyasetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılıyor, hapse atılıyorlar. Yani tam tersi Mehmet Şimşek ne dediyse, neyi yapmalıyız dediyse 2015 yılında ve neyi daha önce yaptıysa onun tam tersi. Enflasyonla mücadele bitti. Bütün bağımsız kurumlar, Merkez Bankası gibi, TÜİK gibi verileri şaibeli hale geldi. Şimdi bu Mehmet Şimşek bu kafadaki Mehmet Şimşek değişmediğine göre aynı e, programı Talep ettiğine göre ne yapacak o zaman Cumhurbaşkanı? Ya Nas vardı evet ben bu Afrikalı gençleri toplamıştım evet onlara da anlatmıştım hatta hani niye belli değil bu arada o çocuklara da anlatmıştım işte enflasyon faiz Ahmet Hakan'a da anlatmıştım falan ee, dediği şeyden geri mi dönecek? Aylardır Türkiye'ye empoze edilen ve 84 milyon vatandaşın bir kobay haline dönüştüğü Türkiye ekonomi modeli denilen neydi belirsiz bu ekonomik modelden geri mi dönecek? Bundan vaz mı geçecek? TÜİK bundan sonra e, gerçek enflasyon rakamlarını mı açıklayacak? Merkez Bankası bundan sonra bakın yarın faiz kararı var. Yarın mı? Bugün salı, perşembe günü. Perşembe günü yani faiz kararı açıklayacak Merkez Bankası bağımsız mı olacak mesela bu kurumla? Yok mümkün değil ki bu ama AK Parti'nin içinde iki AK Parti var ben size söyleyeyim bunlardan daha batıcı olan Türkiye'nin Batı ittifakına eklemlenmesi gerektiğini düşünen uluslararası e, e, politikaları benimseyen Mehmet Şimşek'in e, çerçevesini çizdiği ekonomik program hayata geçirilmeli diyen AK Partililer var. İşte onlar o ismini vermek istemeyen Reuters'daki yetkililer ve Mehmet Şimşek gelsin istediler. Ee, bir de ama buna tamamen karşı çıkan Çinci, Rusçu, bambaşka Şankay beşlisine girelim. Efendim e, Ukrayna'dan tahıl alalım falan filan ve başka bir kafa olan e, ekonomik politikaları savunan isimler var. İşte var ya e, hepimizin artık ezberlediği ama bir türlü söyleyemediği neydi? heterodoks politikalar epistemolojik kopuştu değil mi epistemolojik kopuş. Evet. Yani epistemolojik kopuş yaşayanlar var. Şimdi bu onların kavgasıydı. Mehmet Şimşek kavgası tam olarak buydu. Medya üzerinden yapıldı. Basına bilgiler sızdırılarak yapıldı. Sosyal medya kullanılarak yapıldı ve Erdoğan büyük yanıltıldı. Çok büyük patladılar. Yani bu normalde bir seçim sürecinde AK Parti'nin bir propaganda makinesi olan bütçelerinin tamamını bu işe yatıran AK Parti'nin o yapmayacağı bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan kandırdılar. Erdoğan yanılttılar. Ha bunu tuzak kurarak mı yaptılar yoksa belki de ikna ederiz diye düşünerek mi? Ama Mehmet Şimşek geldi, bir saat görüştü, teşekkür etti, arka kapıdan çıktı. Ön kapıdan biri çıkmadı. Yani ön kapıya gelip arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük. Çok teşekkürler bu kadar saat beklediniz. Ömer Çelik çıktı ve Ömer Çelik yaptığı açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yani beş kere falan şey dedi olağanüstü bir durum yok her şey kontrol altında bir sıkıntı yok. Demek ki olağanüstü bir durum var, hiçbir şey kontrol altında değil ve bayağı bir sıkıntı var yani. Ve böylece Mehmet Şimşek e, dosyası gündemi başlamadan bitmiş oldu. Mehmet Şimşek dedi ki aktif siyasete dönmek istemiyorum. Ee, benim uluslararası danışmanlıklarım var ve de var. Çünkü adam İngiltere'de yaşıyor zaten, Londra'da yaşıyor. Birçok Türk şirketlere danışmanlık yapıyor. Birçok uluslararası yapıya da fona veya şirkete de danışmanlık yapıyor. Ee, ve bu, buraya dönmek istemiyorum dedi. İhale kendisinde kalmasını istedi. Şunu gördü büyük ihtimalle bu enkazı bu kafa yapısıyla kaldırmak mümkün değil arkadaş. Peki Mehmet Şimşek niye bu kadar önemli bir adam? Birkaç cümle de onun için e, edeyim isterseniz. E, şöyle, e, şöyle. E, Mehmet Şimşek gerçek bir başarı hikayesi aslında bakacak olursanız. Batman doğumlu, işte Arıcı isimli, e, çok kalabalık bir ailede bir köy e, e, çocuğu yani ve böyle bir başarı hikayesi hani deyim yerindeyse az buz bulunan bir başarı hikayesi kendisine ait bir sitesi var bir internet sitesi var Orada hatta çok daha fazlasını bulabilirsiniz çünkü kendisi yazmış zaten eski Türkiye Başbakan yardımcısı aynı zamanda aynı zamanda maliye bakanı. Yani önemli bir isim ve tabii e, bir yandan da hani okuduğu üniversiteler, aldığı e, eğitim, e, şu anda andaki e, yanımı vesaire bütün bunlar açısından bakacak olursanız şurada bir dakika kendisinin sayfasından bulmak istiyorum. Aslına bakarsanız e, heh, hayat hikayesi mehmetşimşek.org. E, Çocukluğunu geçirdiği arıca da aklında kalan ayrıntı biteviye uzanan üzüm bağları. Ortaokulu Batman'da okuyor. Liseyi Gercüş'te tamamlıyor. Ve farklı bir yaşam karmaşası içine giriyor. Sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyor. Mülkiyeli yani. Ee, Anadolu mozeyni fakültedeki hocalarıyla yaşıyor. Bir belediyenin üniversite öğrencileri için verdiği yemek kuyruğuna girdiği zamanları unutamıyor. Bunlar kendi şeyleri. Ee, yani... Çok fakirlikle, yoksullukla okumuş aslına bakarsanız. Fotoğrafçılar merak salıyor. Son derece mahcup bir çocuk. Şu linki göndereyim de belki Efe bir yandan da ekrana getirir. Çünkü kendisinin kaleme aldığı bir e, yaşam hikayesi bu. Yani bu açılardan bakarsanız enteresan da bir başarı e, öyküsü. Siyasal bilgilerden sonra devlet bursuyla İngiltere'ye gidiyor ve University of Exeter'de tartışmalı bir üniversite. Finans ve ekonomi alanında yüksek lisans yapıyor. Sonra Londra'dan dönüyor. Bir devlet kurumu, bir kamu kurumu olan Etibank'ta çalışmaya başlıyor. Amerikan Büyükelçiliği'nin ekonomist aradığını görünce sınavla buraya giriyor ve Amerikan Büyükelçiliği'nde Türkiye ekonomisi üzerine analizler yapan bölümde kıdemli ekonomist olarak çalışıyor. Hatta bu nedenle bir grup medya yani imalarda bulunur yani Amerikan Büyükelçiliği'nde çalışmış olması hasebiyle. Ve Etibank'taki borç taksitlerini 5 yıl süreyle böylece ödüyor. Çünkü burslu gitmişti üniversiteye biliyorsunuz. Sonra 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'nden oturma izni alıyor zaten büyük elçilikte. Ve New York'ta Wall Street'in önemli aktörlerinden UBS Bank'in hisse senedi analiz bölümünde işe başlıyor. Sonra İstanbul'a dönüyor. Doğuça Bender menkul değerlerde çalışmaya başlıyor. Merrill Lynch'ten teklif alıyor. Bu söylediğim dünyanın böyle önemli bankaları bu arada. Akdeniz bölgesi sorumluluğunu üstleniyor. Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika bölgesinde Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı'na kadar yükseliyor. 20 yıldır yurt dışında yaşayan bir isim. Zaten Türkçesi de böyle bir şeydir, böyle hafif kırıktır. Ve AK Parti iktidarı kurulduğunda Merkez Bankası Başkanı görevine aday gösteriliyor ve Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Böylece bir yandan AK Parti yönetiminde... Görev yapıyor başbakan yardımcılığına kadar da yükseliyor mutfakta sana ihtiyacımız var demiş o dön dönemin başbakanı olan Erdoğan bir mektupla kendisine açık bir davette bulunmuş onun üzerine kalkmış gelmiş 22 Temmuz seçimlerinde AK Parti tarafından gösterildiği Gaziantep'ten milletvekili olarak meclise giriyor. Çok uzun bir şey bu hani e, kendisinin kalem aldığı bir hikaye. evet Efe gösteriyormuş zaten bir yandan da ekranda linkini. Yani böyle bir kimlik Mehmet Şimşek yani Mehmet Şimşek böyle hani e, e, o kadar kolay değil ikna etmek diyeyim ben size ve ikna olmadı. Arka kapıdan çekti gitti büyük rezillik bana sorarsanız gerçekten büyük rezillik geçmiş olsun diyeyim ben.